Özkan. Bugün gelen jersey düvelerimizden satın aldığımız jersey düvelerimizden bir buzağı doğdu. Babası muhtemelen sementalık var babasında. Hemen zaten bizim melez buzağımız da şöyle göstereyim. Gayet sağlıklı doğdu fakat buzağı bir içeride ters dönme olayı yaşamıştı ve göbek bağı yani üstünde yoktu hayvanın, düşmüştü karnındayken. Bu şaşırttı yani, göbeğine sıfır artık, oradan sarkan bir bağ yok. Sürekli tentridiyotluyoruz yara olmasın diye. Arkadaşlar bugün sizlerle melezlemenin önemini paylaşacağım. Dur. Melezlemenin önemini paylaşacağım. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar, iki hayvanımız da hani Karadeniz'den Simenta diye toplanıp götürüp satılan fakat Simenta olmayan hayvanlar. Aralarındaki tek farkı benim buzağım hani Safkan mitosundan boğa almıştı. Bu neydi belirsiz. Büyük ihtimalle babasında da yarı jerseylik yarı sementalık var. Yani ayakları yüksek, doğum ağırlığı 28 kilogram bandındaydı. Yani gayet çok küçük bir buzağlar. Şöyle bir bakın, çok küçük bir buzağlar. Hani doğru melezleme arkadaşlar, hayvanımızın karnına ilk önce ne attığımızı bilmemiz gerekiyor. Yani bu hayvanımız ne taşıyacak, ne doğuracak, neden verim alacağız ve biz doğan buzağının ne olacağına dair bir bilgi sahibi olmamız gerekiyordu. Biz buzağımız bilgi sahibiydik. Evet, buzağımız jersey melezi olduğundan kaynaklı biraz küçük doğdu. Zor doğum yaşadık ve benzeri bir sürü sorun yaşadık. Fakat arkadaşlar bu buzağımız ne yediği belirsiz. Tamamen hani merada, artık dağda diyeyim, 30 tane tosunun arasından hangisi erken atladıysa, kim bilir kimin tosunundan almış, o bile bilinmiyor. Hangi cins tosundan almış, o bile bilinmeyen bir buzağı. Şimdi kafa yapısına şöyle aşağıdan bakarsanız biraz jerseylik var. Birçok ırkın karışımı diyebilirim hani ben size bunu. Niye? Renk olarak sementa, duruş olarak yerli ırklar, ayak olarak ve arka yapı olarak jerseyler. Hani değişik bir tosun. Mesela bu tosun beseye gidecek bir tosun değil. Hadi yine benimkini bir nebze beseye çekebilirsiniz. Gayet doğumda sallıydı falan ama bu hayvanımız küçük. İnşallah gelişim sağlar. Gelişim sağlaması konusunda dileğimiz var. Üşüyor musun oğlum? Sen niye öyle yaptın? Dur bakayım. Şöyle bir erkek gibi dur. Arkadaşlar daha buzağımız dün doğdu. Küçüklüğünün sebebi bu. Eğer elinizde varsa, imkanatınız varsa jerseylerinize veya yerli ırklarınıza Angus, Limuzin gibi ırklar açlatın. Çünkü zaten jerseyler baskın bir gene sahip. Hani gen aktarımı çok yüksek jerseylerin. Bununla baş edebilecek çok nadir ırklar var. Mesela sementalar bununla baş edemiyor. En küçük örneği sizin elinizde sementalarınız vardır. Şu arka yapısına bakın. Küçücük minnacık bir arka yapısı var. Elinizdeki ırkla doğru şekilde melezleyin. Hani tosun kullanmayın diyorum ben. Çünkü ne yaparsanız yapın tosundan nasıl yavrular doğacağını bilmiyoruz. Hani zaten adamlar ellerindeki en iyi tosunların en iyilerinin kızlarını doğurtuyorlar. Kızlarını doğurttuktan sonra ya da erkeklerini doğurttuktan sonra diyorlar ki ha bu tosun işte besi şöyle yapıyor. Şöyle şu kadar kolay doğuyor. Şu kadar günlük ağırlık artışı var bunun çocuklarının. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi bu ikisi de tosundan, ben bunları bilmiyorum. Babalarını bilmiyorum. İşte babaları filan filanın tosunuydu. Arkadaşlar böyle olmaz. Elinizden geldiğince veterinerden suni tohumlama kullanmanız gerekiyor. Ve melezlemeyi doğru ırklarla yapmanız gerekiyor. Eğer ki melezleme yapmak istiyorsanız. Mesela arkadaşlar benim hemen şuradaki şavrule düvem. Ben buna Safkan bir şavrule attırdım. Sement attırabilirdim veya limuzin attırabilirdim. F1 melezliğinden yararlanabilirdim. Gerçi bu konuda ciddi tepkiler geldi. Fakat arkadaşlar ben gerçek şekilde Safkan bir şavrule, yani Safkan demeyeyim hani %75'lik, %85'lik bir olacak karnındaki. Çünkü annesi annesi bir Şevrolet Montof meleziydi. Ondan bu buzağımız doğdu. Şimdi inek oldu, büyüdü, kocaman oldu. Buna da Şevrolet attırdık. Bundan doğan muhtemelen %85 oranında bir saflık olacak. Saflık diyorum çünkü hani %85 gene Şevrolet olacak. Yani doğan buzağımız güzel olacak. Eğer melezlemeden yararlanmak istiyorsanız doğru ırkları melezlemeliyiz arkadaşlar. Baskınlıktan bahsetmiştim. Yani arkadaşlar hayvanınız ne kadar küçük, ne kadar çelimsiz olursa olsun Angus'u atabilirsiniz. Bu konuda hiçbir doğum zorluğu yaşamazsınız. Bunun sebebi de şu. Angus'lar bildiğiniz üzere gen aktarımı çok yüksek ırklar ve çok kolay doğum özellikleri var. Hani mesela benim şu an şu buzağım gibi minnacık doğuyorlar ve hızlı gelişim sağlıyorlar. Benim bu buzağım minnacık doğmaz. Hani minnacık ama hızlı büyüme sağlamaz. Bizim elimizden geldiğince hızlı büyümeyi sağlatmamız gerekiyor. Doğru melezleme de işte bu konuda devreye giriyor. Mesela şurada benim gördüğünüz gibi Belçika mavisi düvem var. Bunun da en yakın zamanda zaten videosunu çekeceğim. Şöyle arkadaşlar şurasına bakın. Şöyle şuralar tamamen etli. Şöyle kalça yapısı tamamen dolmuş. Yani arkadaşlar ben şimdi gidip Montauk bir hayvana sement aşılasaydım
şu yaşlarda, şu verimde, şu ete sahip bir tosun olmazdı. Veya gidip Belçika mavisi bir tosundan aşılasaydım, tekrar böyle bir verimlere sahip olamazdım ben. Elinizden geldiğince suni tohumlamanın parasından kaçmayın. Çünkü doğan buzağınız zaten o parayı telafi edecektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalım ciddi bir düşüşe geçti. Eğer